Konya'nın uzun yıllar bir anlamda kalbi sökülerek tüm içerisindeki hazinelerin dışarıya gönderildiğini üzülerek takip ettik, biliyoruz. Ancak Troy 2018 yılı kapsamında bölgemizde çok önemli çalışmalar oldu. Sempozyumlar, kitaplar, müze, altyapı çalışmaları, yollar, bunun yanında çevre köylerin restorasyonuyla beraber açık hava müzeleri gibi Troy'u ayağa kaldıran bir yıl yaşandı bu sene. Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde Troy 2018 kapsamında çok büyük çalışmalar yapıldı. İşte Troya Müzesi'ni bu sene devreye alıyoruz. Çok önemli bir eksiklik, onu tamamlıyoruz. Dev bir proje, Troya Epic operasını geçenlerde hayata geçirdik, biliyorsunuz. Çok beğenildi. Şimdi yurt dışında birkaç ünlü opera binasında, opera popüler olan şehirde de onun gösterimine devam edeceğiz. İşte son olarak da yılın sonuna doğru bu belgeseli hayata geçirdik. Burada katkısı geçen madencilik şirketine ve emeği geçen hem senaryoya hem oynayan arkadaşlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir proje gerçekleştirdiler. Filmin sadece yapılması tabii olmazsa olmasının önemli kısmı, ama bunu dünyada gösterilmesini, dünyada yayılmasını sağlamamız lazım. Yani Avrupalılara da yeri geldiği zaman demokrasiden nasıl kaçtıklarını, hukuktan hukuktan nasıl kaçtıklarını göstermemiz gerekiyor. O açıdan başarılı bir çalışma. Ama tabii biz bunu dünyada göstermeyi başarabilirsek başarılı olacak. Bundan sonraki odağımız da olacak açıkçası. Bu tarz filmlerin dünyada gösterilmesini sağlamamız gerekiyor. Heinrich Schliemann, çocukluğunda kurduğu hayalin peşinden bir ömür koştu. Bana inanan kimse o ölümsüzleşecektir diyor. Kendisini ve Troya'yı bir anlamda ölümsüzleştiriyor. Gelecek Nisan ayında tüm Hisarlık Tepesi'ni kazmaya niyetli. Troya'nın kalesini bulacağımı düşünüyorum. Önüne çıkan herkesi yıkıp geçti. Zakörlük gibi davranmıyor. Troya'nın kalbini söküp alıyor. Bulduğum kıymetli her şeyi kendime sakladım. Bütün entelektüel dünya beni bu şekilde davrandığım için ayakta alkışlayacaktır. Yoluma çıkan bütün bina duvarlarını yıktırarak şehrin büyük bir kısmını tahrip ettim. Sinsi planıyla bir gece vakti geri dönmemek üzere hazineleri kaçırdı. Osmanlı belge dilinde, Osmanlı kolektif hafızasında Schliemann'dan bahsedilen her noktada aynen şu ifade geçer: Truva hazinelerini aşıran Schliemann.